Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise rehin alındığı bildirildi. Güvenlik güçleri rehinlerin kurtarıldığını ve olaya ilişkin 40 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kenti yakınlarındaki Zurbekom kasabasında bulunan kilisede cumartesi sabahı rehine krizi yaşandı. Kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin ise rehin alındığı bildirildi. Polis ve askeri kaynaklar hayatını kaybeden 4 kişinin bir otomobilde, bir güvenlik görevlisinin ise başka bir aracın içinde silahla vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Güvenlik güçleri olaya ilişkin 40 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Polis, kilisede yaşadığı düşünülen ve aralarında çocukların da bulunduğu rehinelerin kurtarıldığını duyurdu. Polis tarafından yapılan açıklamada silahlı şahıslarca düzenlenen saldırının kilise üyeleri arasındaki kan davası nedeniyle yapılmış olabileceği belirtildi. Olay yeri Uluslararası Pentekostal Kutsallık Kilisesi'nin Güney Afrika'da en büyük ve en zengin kiliselerden biri olduğu biliniyor. Saldırıya ilişkin yayınlanan görüntülerde gözaltına alınan ondan fazla şüphelinin yerde yattığı ve çevrelerinde çok sayıda tüfek, tabanca, bir beyzbol sopası ve mühimmat kutuları bulunduğu görülüyor. Komiser Kehla John Stoll, güvenlik güçlerinin müdahalesi sayesinde bir kan banyosunun önlendiğini ifade etti. Gözaltına alınanlar arasında polis, asker ve cezaevi görevlilerinin de olduğu belirtildi.